Filiz Akın, doğum adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943, Ankara'da doğdu, Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilir. Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupa yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak da tanınmaktadır. Sinema oyuncuları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilir. Filiz Akın orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir seyahat şirketinin Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı. Gönderdiği fotoğrafıyla Artist Mecmuası'nın 1962 yılındaki yarışmasını kazandı. Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Böylece 13 yıl sürecek aktif oyunculuk kariyeri başladı. 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi. 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974 yılında Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti. Ekonomik gerekçelerle 9 Kasım 1975, Mayıs 1981 döneminde sahnede şarkıcılık yaptı. 8 1982 yılında Bobby Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 14 yıl aradan sonra 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısına geçti. 1992'de Güzelliklere Merhaba ile ilk kitabını yayınladı. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MIT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. 1998-2002 yıllarında Paris sefaretinde bulundu. 2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenk kanserini Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğü tedavinin yanı sıra sevenlerinin iyi dilekleri ve dualarıyla yendi. Bu süreci ve sonucu 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırdı. Gördüğü ağır kemoterapi ses tellerine zarar vererek sesinin değişmesine, ameliyata hazırlık işlemleri ise bir kulağında işitme kaybına yol açtı. İzleyen yıllarda kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalara destek verdi, panellere katıldı. 2006'da Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine isimli 3. kitabını yayınladı. 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez, o da bir bölümlüğüne, kamera karşısına geçti. 40'ından sonra girdiği mutfak zaman içinde bir tutkuya dönüşünce 2013 yılında bu kez Lezzete Merhaba dedi. 2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2008'de Kanal Bir televizyon kanalında Filiz Akın'la sohbetler, 2009 yılında Habertürk kanalında Filiz Akın'la hafta sonu sohbetleri programını sundu. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Akın sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırmış, siyah saçlıların saltanatını yıkıp 8 Türk sinemasında sarışın esas kadın sayfası açmıştır. Karakter derinliği taşıyan rolleriyle Gurbet Kuşları, Kader, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç ve Memleketim, Akın'ın en beğenilen filmleri arasındadır. Akın, Ankara Ekspresi filmiyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü göğüslemiş, özellikle 2000 yılından sonra pek çok onur ödülü almıştır. Filiz Akın sinemada aktif olduğu yıllarda Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu unvanına sahip olmuştur. Filiz Akın, doğum adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. 12-13 annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu Hakim Bekir Sami Akın'dır. 12-14 annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkes'tir. 14-15 annesinin ikinci evliliğinden kız kardeşi Günsel'i doğdu. Anneannesi Halime Hanım'ın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üvey babası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanım'ın fikrini alırdı. 16 Filiz Akın 3 yaşına kadar babası Hakim Sami Bey'in görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5,5 yaşında ilkokula başladı. İlk öğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı. 7 yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Filiz Akın ortaokul ve liseyi Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu okudu. Okulda yaptığı resimler ve kompozisyon çalışmaları ile çeşitli ödüller aldı. Tüm sınıfları başarıyla geçti, öğretmenleri tarafından ideal öğrenci olarak gösterildi. Okulda en bilinen özelliği çok iyi taklit yapmasıydı. 22-1960 yılının Haziran ayında kolejden mezun oldu. Koleji bitirdikten sonra American Esport Lines isimli New York merkezli seyahat şirketinin Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı. 2 yıl çalıştığı bu şirketin deniz kısmının şefi oldu. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrendi.
ayrıca İtalyanca öğrenmeye çalıştı. Diğer yandan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devam mecburiyeti olmayan arkeoloji bölümünde bir dönem okudu. Filiz Akın, lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarıyla artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya fotoğrafını gönderdi ve 1962 yılında birinci oldu. Ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçti. 20 dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiler ancak ikna olmadı. 20 fakat Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince teklifi kabul etti. 20 işi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a gitti. Kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duyması sinemaya başlamasına yardımcı oldu. 20 anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'i Göksel Arso ile birlikte çektikten sonra prodüktörler kendisine bütün yılını dolduran bir program hazırladılar. Filiz Akın, 25-3 yıl süren aktif sinema kariyerinde başta Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Kartal Tibet olmak üzere Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Tarık Akan ve Kadir İnanır da dahil döneminin neredeyse bütün erkek yıldız oyuncularıyla başrolü paylaşma fırsatı buldu. Ancak Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinin en önemsiz filmlerinde rol aldı. Çok sıradan filmlerde de oynadı, Battı Balık, Uçurumdaki Kadın, Asfalt Rıza gibi, Keşke Hiç Yer Almasaydım dediği filmlerde de, 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema tarihine geçen ilk filmi oldu. 8. Cüneyt Arkın'ın da ilk filmi olan Gurbet Kuşları. Türk sinemasında ilk göç filmi olmasının yanı sıra bir kadın göğsünün bir Türk filminde ilk kez göründüğü film olma özelliğini taşımaktadır. Oyunculuğunun güzelliğini ve yıldızlığını geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader kabul edilmektedir. Bu filmdeki Elif rolüyle 1968'de Gazeteciler Yüksekokulu öğrencileri tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ödülüne layık görüldü. Başrolünü Cüneyt Arkın'la paylaştığı Kader, Akın'ın da en beğendiği filmlerindendir. Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yan Kesici Kız Hacer serisi kendisinin en çok etkilendiği filmleri arasındadır. 1971 yılında Ankara Ekspresi filmindeki Hilda rolüyle 8. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Akın, aynı ödülü Umutsuzlar filmindeki Çiğdem ve Utanç filmindeki Bahar rolleriyle de almayı dilemiş ancak bu dileği gerçekleşmemiştir. 24 Mart 1972 tarihli Pazar Mecmuası'na verdiği bir röportajda aynı yıl Yılmaz Güney ile İzin adlı bir film çekeceklerine değinmiştir ancak film çekilmemiştir. Mayıs 1962 ile Eylül 1972 arasında 105 film çevirdi. 30'u kariyerinde toplam 116 film. 20 çeviren Filiz Akın 1975 yılında sinemayı bıraktı. 1965 yılında ilk eşi Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden oğlu İlker doğdu. 31 bu dönemde aile Topağacı semtindeki evlerinde yaşadı. 32 1964 yapımı Kadın Berberi filminin setinde tanışıp aynı yıl evlendiği Türker İnanoğlu ile evliliği 10 yıl sürdü. Çift 1974'te Almanyalı Yarim filminden sonra boşandı. Sinema filmlerinden sonra İstanbul Bankası'nın reklam filmlerinde oynayan Filiz Akın 1977 yılında TRT'de Podyum Show isimli eğlence ve müzik programının sunuculuğunu yaptı. 1979 yılında Haldun Dorme'nin yazdığı Bir Ayrılık adlı tiyatro oyununda rol aldı. 1979 yılında İzmir Fuarı'nda az solist olarak sahne aldı. Eylül 1979'da 38 İzmir Efes Oteli'ne girerken bir saldırgan tarafından bacağından bıçaklandı. Kısa sürede yakalanan saldırgan, savcılığa verdiği ilk ifadede Filiz Akın'a aşık olduğunu ancak onun kendisine karşılık vermediğini, bu sebeple bıçakladığını söyledi. Daha sonra ifadesini değiştirdi ve mafya babası Mehmet Nabi İnciler'in kendisine azmettirdiğini söyledi. Filiz Akın ise saldırıyı hafif bir yarayla atlattı ve aynı gece yaralı bir halde sahneye çıktı. 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren halkın yeni oyuncağı haline gelen televizyonun, aileleri evde tutmaya başlamasıyla Türk sineması sokaktaki bekar erkeği çekecek seks filmlerine ve şarkıcı, türkücü melodramlarına yönelince Filiz Akın da perdeyle yol ayrımına geldi. 40 o günlerde sponsorları olan Türkan Şoray'ın aksine, Filiz Akın sinemayı sürdürebileceği benzer bir destekten yoksundu. 40 bir aşk ilişkisine benzettiği sinemayla ilişkisinde sinema kendisini terk etmeden kendisi sinemayı terk ederek, diğer birçok Yeşilçam oyuncusunun yaptığı gibi, kendisine belirli bir yaşam standardını sağlayacak paraların sunulduğu sahneye geçiş yaptı. 42 pek çok filminde sahneye çıkıp şarkı söylerken görülen Filiz Akın'ın sahne serüveni bu kez rol gereği değil, gerçekti.
Kasım 1975'te başlayıp Mayıs 1981'de son bulan bu şarkıcılık evresinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir'dekiler olmak üzere gazinolarda ve fuarlarda az solistlik yaptı. Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Ferdi Tayfur gibi dönemin ünlü ses sanatçılarıyla çeşitli programlar ve organizasyonlar çerçevesinde sahneyi paylaştı. Akın'ın pek anmak istemediği bir dönemdir bu aynı zamanda. Filiz Akın, 1982 yılında Bobby Rubinstein ile evlendi. Evliliği boyunca 11 yıl Paris'in Nil ve Bougival semtlerinde yaşadı. 11 yıl evli kalan çift 1993 yılında ayrıldı. 1989'da televizyon dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için tekrar kamera karşısına geçti. Rutkay Aziz, Müşfik Genter ve Nurseli İdiz gibi oyuncularla başrolü paylaştığı bu dizideki Hümeyra rolüyle bambaşka bir Filiz Akın olarak seyircileriyle buluştu. Akın, Hümeyra'yı şu sözlerle anlatmıştır. Paris'e yerleştikten tam 9 yıl sonra, Geçmiş Bahar Mimozalarındaki Hümeyra rolü teklif edildi. Aslında katı ilkeleri olan bir kadındı. Benden farklıydı. Ancak hatalarını anlayıp aileyi yeniden bir araya getirme uğraşı ile farklı bir kimlik sergiliyordu ve dizinin baş kadın rolüydü. Akın, Umutsuzlar ve Utanç filmlerinin yanı sıra Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle de bir ödül sahibi olmayı istemiştir. 1991 yılında babası Sami Akın'ı kaybetti. Mayıs 1994'te dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Sönmez Köksal ile Ankara'da evlendi. Evlenince Ankara'ya taşındılar. Çiftin nikah şahitliklerini dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptı. Akın, 4 yıl Paris sefaretinde olmak üzere bu dönemde toplam 15 yıl Fransa'da yaşadı. Eşi Sönmez Köksal'ın Şubat 1998'te Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle, 48 Filiz Akın resmen Paris sefiresi oldu ve 4 yıl Paris sefaretinde bulundu. Paris'te Türkiye'yi tanıtmak amacıyla düzenlenen Lafayette'deki Türk-Osmanlı ürünleri standı, Bagatelle bahçelerindeki Lale Parkı ve Türk ressamları sergisi. Versailles'deki büyük sergi gibi etkinliklerde gösterdiği özen ve çabalarıyla bir kültür elçisi olan Filiz Akın ayrıca kültürüyle, zarafetiyle Fransızları etkiledi. 2002 yılında bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenkse yakalandığını öğrendi. 53, 54 ve 55'i Texas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi oldu ve kanseri yendi. 2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazıları yayınlandı. 2005 yılında Türkiye Meme Vakfı yararına, kansere karşı destek amaçlı sarı bilezik kampanyasını başlattı. 1 milyon adet bilezik satıldı. 2005 yılında toplumda kansere olan farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen ve Hacettepe Üniversitesi Umut Evi Projesi yararına düzenlenen Mavi Bilezik kampanyasının tanıtımına destek verdi. Onursal başkanlığını yaptığı merkezi Amerika'da olan Starkey İşitme Vakfı'nın Türkiye kolu Eme Vakfı ile Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın projelerine 2007'den itibaren destek oldu. 2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı konağın bulunduğu sokağa belediye meclisi tarafından Filiz Akın Sokak ismi verildi. 2008 yılında Kanal B televizyonunda Filiz Akın'la Sohbetler programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri programını sundu. 2013 Kasım ayında 3. kitabı Lezzete Merhaba'nın imza günü için 32, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluştu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesidir. Filiz Akın, 22 filmle en çok Cüneyt Arkın'la film çekmiştir. Bunu, 21 filmle Ediz Hun ve 15 filmle Kartal Tibet izlemiştir. Ayhan Işık'la 6 film, İzzet Günay'la 5 film, Kadir İnanır'la 4 film ve Tarık Akan'la 3 film çevirmiştir. Başrolü Cüneyt Arkın'la paylaştığı Yıkılan Yuva, 1967, olumsuz bir karakteri canlandırdığı tek filmidir. İlk renkli filmi 1968 yapımı Aşka Tövbe'dir. 1963 yapımı İki Gemi Yan Yana, Akın'ın seslendirdiği tek filmidir. Filiz Akın'ı diğer tüm filmlerinde Adalet Cimboz, Beyan Mahfi Tözüm, Tijen Par, Nevin Akkaya ve Sema Aybar seslendirmiştir. 1966 yapımı Günahkar Kadın, Akın'ın Türkan Şoray ile birlikte çektiği tek filmidir. Akın'ın başrolü Tarık Akan'la paylaştığı 1971 yapımı Tatlı Dillim filmi, aynı zamanda Kemal Sunal'ın ilk filmidir. Akın, 13'ü Aşkın filmindeki rolünde Selma ismini taşımıştır. En az 14 filminde ise Filiz adını kullanmıştır. Çıt Kırıldım, 1966 filmindeki rolünde hem adı Filiz hem de soyadı Akın'dır. Birlikte çalıştığı yönetmenlerden bazıları şunlardır: Memduh Ün, Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmez, Orhan Elmas, Halit Refi, Metin Erksan, Süreyya Duru, Yılmaz Güney, Muzaffer Arslan, Safa Önal, Mehmet Dinler.